31 Ağustos'ta okulların açılma tartışması vardı. Bilim Kurulu ve Bakan Ziya Selçuk da yüz yüze eğitim için 21 Eylül'ü işaret etti. Bu anlamda siz bu kararı destekliyor musunuz? Çocuklar nelere dikkat etmeli eğer yüz yüze eğitim başlarsa? Ee, öncelikle e, okulların açılması çocukların e, gelişim açısından çok önemli. O yüzden destekliyorum fakat e, gerekli alt zeminin hazırlanması gerekiyor önce. Okulların fiziksel şartlarının e, temelde hazırlanıp çocukları o şekilde okullara çağırmak lazım. Bu fiziksel şartlar zaten e, Mart ayından beri önlemler alınmakta biliniyor da yani virüsün nasıl geçeceği, nasıl yayılma olacağı hangi önlemler alınması gerektiği bakanlıklar çerçevesinde zaten belirtiliyor. İşte bunlar sosyal mesafe e, hijyen maske mutlaka takılması yönünde e, uyarıyorlar bizi. Buna yönelik de e, önlemler alındığını düşünüyorum. E, o yüzden eğer e, okullara da zaten bu konuda bildiri gönderiyor e, Bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı. Eğer bu e, önlemleri alabiliyorsa zaten okul açılabiliyor. O yüzden de e, bu önlemler alındığı sürece Kesinlikle çocukların eğitiminin aksamaması gerektiğini düşünüyorum. E yetişkin bireyler olmadığı için çocuklar yeteri kadar söz dinleyemiyor bazı zaman. Bu anlamda sosyal mesafeye, yeteri kadar hijyene dikkat edemeyecekler. Veliler bu noktada nelere dikkat etmeli? Aslında okulların öncelikle bu hijyen konusunda önlemlerini alması gerekiyor. Özellikle mesela yeni başlayan çocuklar için, işte tuvalet eğitimine yeni başlayanlar, anaokulları için, çocuklar için önlemlerini alması gerekiyor. Nasıl? Mesela tuvalete giderken mutlaka yanlarında bir hocasıyla beraber gitmesi gerekiyor. Ve mutlaka o tuvaletlerin başında işte el yıkama yönünde bilgilendirme olması gerekiyor. Ee, onun dışında mutlaka e, okulların e, işte temizlik konusunda, hijyen konusunda e, öncesinde bilgilendirme ve mesela antiseptiklerin mutlaka konulması, tuvalet öncesinde ve okul girişlerinde olması gerekiyor. E, bunun dışında tabii psikolojik danışmanlık da çok önemli. Çocukları, bu anneleri de aynı şekilde yani bu kaygıdan bir nebze daha uzaklaştırmak lazım. Mart ayından beri aslında birine, bir, ne, bir bakıma da aslında bu virüsün nasıl yayıldığı konusunda hem fikiriz yani bir bilgilendirmemiz, bilgilenmemiz var. o yüzden de hani öğren, ailelerin de kaygılarını anlıyoruz. Fakat ben dediğim gibi yani eğer okulları Sonuçta sorumluları var. Eğer bu sorumlu kişiler bunun sorumluluğunu alıyorsa kendi çocukları gibi düşünüyorlardır muhtemelen. Bunun sorumluluğunu alıyorsa okulların açılmasında herhangi bir sıkıntı yok. Yani kaygı anlamında da yani psikolojik danışmanlık, rehberlik hocalarına çok iş düşüyor. Hem çocuklar açısından hem aileler açısından. Pandeminin başında uzmanlar kronik hastalıklı olanlar ve yaşların daha çok dikkat etmesi gerektiğini söylüyordu. Çocuklar bu anlamda virüsü yayma anlamında, taşıma anlamında evet etkililer ama enfekte olma anlamında çocukların bu anlamda bir artışı var mı çocuklarda? Şöyle okulların açılması bu dediğiniz riskli grupları değiştirmiyor. Aynen devam edecek yani 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlar hala risk grubunda. Ee, çocuklar o anlamda şanslıyız, hastalık e, görmüyoruz çocuklarda, ilerleyici e, hastalıkları görmedik, e, ol olmayacağını da düşünüyoruz açıkçası. Sadece tabii ki en büyük riski taşıyıcı, yani özellikle evdeki 65 yaş üstündekileri taşıma açısından riskli grubun oluyor. Ne yapılabilir ee, belki de hani okul dönemlerinde hani 65 yaş üstü evde kim varsa çok temas ettirmemek ve mutlaka okul hani okuldan almaya gelenlerin de gene bu 65 yaş üstü grup olmaması ee, bununla birlikte şikayet varsa eğer mutlaka sağlık e, sağlık kuruluşlarına başvurması özellikle ateş öksürük burun akıntısı gibi şikayetleri varsa mutlaka başvurması gerektiği ee, yani aynı risk aynen devam ediyor. Aşıyla ilgili sizin söyleyecekleriniz var mı? Şöyle, e, mutlaka grip aşısını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü biz geçen dönem aslında şanslıydık. Yani Mart ayında gelen bu pandemi bizim e, influenza salgın döneminin sonlarına denk, denk geliyordu aslında. E, o yüzden şu an e, Ağustos yılını ve Eylül'de, Eylül başları genellikle influenza salgınların olduğu zamanlardır. Ve biz bu, bu salgın başlarsa eğer, e, influenza ile de uğraşmak zorunda kalacağız. O yüzden mutlaka grip aşısını yani influenza aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Bununla birlikte zaten Sağlık Bakanlığı'nın e, listesinde bulunan özellikle zatürre aşısı çocuklarımızı ömür boyu korumaktadır. Ve mutlaka bunu yaptırmaları, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bütün aşıları yaptırmalarını öneriyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Zorlu bir süreç geliyor bizim için belki daha fazla zorlu bir süreç geliyor ama bence bu önlemleri alarak yani sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemlerine uyarak bence biz bunu halledeceğiz gibi geliyor. E, tabii bu ailelerde kaygı yaratmasın çocukların eğitimlerini engellemesinler.